Öncelikle ben sizlere yabancı biri değilim. Ben de bu yörenin, bu Dersim'in, bu toprakların Mazgirt'in, Peri'nin diyeyim bir ferdiyim. Dün bu öğleden sonra buradaki asıl gayemiz, asıl amacımız bizden alınanı yeniden bizim yapabilmek, yeniden sahiplenebilmek, Peri'yi yeniden DEM Partisi'nin kazanabilmesi için yeniden burada eşitlikçi, adil bir anlayışla seçimleri kazanabilmek. Ben çok kıymetli vaktinizi almak istemiyorum ama bir husus var, bunu vurgulamak gerekir. 31 Mart seçimlerinden bu yana DEM Partimiz gerek ittifak kurduğu partilerle, bileşenlerle, gerekse de kendi başına girdiği tüm seçim yerlerinde şu propagandayla karşılaştı. Bir daha kayyum atanırsa ne olacak diye. Değerli arkadaşlar, bir daha AK Parti sistemi, AKP sistemi, AKP-MHP koalisyonu bu topraklara, bizim kazandığımız partilerimize bir daha kayyumları atayamayacak. Çünkü kayyumların politik olarak siyaseten çökmüş olduğunu onlar da en az sizler kadar iyi biliyorlar. Ancak işlerine gelmediği için bunu bir tehdit olarak zaman zaman küçük ortakları, MHP'li ortakları dile getiriyor. Dolayısıyla bizim siyasetimizde, bizim anlayışımızda kayyumun geleceğine dair asla hiçbir tedirginliğimiz, hiçbir şüphemiz yoktur. Kayyum propagandalarına lütfen lütfen hiçbir arkadaşımız, hiçbir buradaki kıymetli abilerimiz ve değerlerimiz hiçbir biçimde bir şey biçmesinler, bir rol biçmesinler. Oylarımızı kendi partimize verelim. Oylarımızı eşitlik, adalet ve özgürlüklerden yana verelim. Oylarımızı rant için, çıkar için, kendi ceplerini doldurmak için gelenlere vermeyelim. Bakın bunlar 8 yılda, bunlar diyorum çünkü bunlar aynı zamanda burada aday olanlardır. Peri gibi bir yerde, Akpazar gibi bir yerde hiç sıkılmadan AKP'nin adayları burada Cumhurbaşkanlığı yardımcılarıyla, kurmaylarıyla propaganda yapıyorlar. Bu propaganda kara bir propagandadır. Çünkü 8 yıldır bütün belediyelerimizin içini, kasalarını boşaltanlar, kendi bürokratlarına 3 maaş, 4 maaş bağlayanlar yine o zihniyetlerdir. İnsanların bu enflasyonla, bu ekonomik krizle mücadelesini görmezden gelip kendi yandaşlarına naylon faturalarla bu belediyelerimizi peşkeş çekenlerdir. Dolayısıyla AKP'de diğer sistem partileri de bizim için aynıdır. Biz eşit, özgür, adil, katılımcı, Peri halkının sözünü söylediği bir yönetimi savunuyoruz. 31 Mart öncesi de biz burada seçim çalışması yürüttük ve şunu söyledik. Biz kazandığımızda biz iş sözü vermeyeceğiz. Biz sizlere makam mevki sözü vermeyeceğiz. Ama biz sizlere dayanışma sözü vereceğiz. Yıllardır buraya bir çivi dahi çakmayanlar, bir hizmet üretemeyenler hala başkanımız da ifade etti. Buralarda halkımızdan oy istiyorlar. Bunlar neyi size sunuyorlar? Neyi sunacaklar? Size sunmayacaklar arkadaşlar. Yandaşlarına, çevresindekilerine rant sağlayacaklar. Onların çocuklarını işlere alacaklar. Yine bunların kendi üzerinden bunlar çalışmalarını yürütecekler ve Peri'de hiçbir şey değişmeyecek. Bizler size şunun sözünü veriyoruz. Diyoruz ki biz Peri'yi yeniden inşa edeceğiz. Tamam, sen o bir oyunu verirsen biz kazanırız. Şey senin bir oyunu. Ben size duacıyım. Oyun da versem vermesem her şey gibi işte. İnşallah da kazanmıştık. Yok. Üskan'ın eşi, Aksan'ın gelini. Ha öyle mi? Eş başkan Diyarbakır'ın eşi. Merhaba. Güzel, ben de çalışıyordum şimdi. Sağ olasın, sağ olasın. Nasip oldusa veririm, nasip olmadı. Nasip olur, sen istersen nasip olur. Herhalde onların o programı var. Görüşme yapıyorum. Öyle bir programım var.